Herkese merhaba arkadaşlar. Bilindiği gibi insanlık tarihinin başlangıcından itibaren paranın değeri her zaman çok büyük olmuştur. Hala da öyle. Bu bağlamda insanlar alışverişlerine ilk olarak takas usulüyle başlamışlar. Ardından da madenin geliştirilmesiyle, madeninde yapılan oynamalarla birlikte madeni paralar ortaya çıkmış. Bu da insanlar arasındaki alışverişi daha rahat bir hale getirmiştir. Ardından tabi zamanın da geçmesiyle birlikte günümüze yaklaştıkça kağıt paralar ortaya çıkmış. Bu da ticareti çok daha kolay bir hale getirmiştir. Kağıt para demişken sizleri şöyle bir zaman yolculuğuna çıkartıp Orta Çağ 13. yüzyıla götürmek istiyorum. Burada Marco Polo'nun ilginç bir hikayesi var kağıt parayla ilgili. Marco Polo Venedik'ten yola çıkıp Pekin'e ulaştığında tarih 1275'i gösteriyordu. Marco Polo Pekin'e ulaştıktan sonra Moğol hükümdarı Kublai Han'ın güvenini kazanıyor ve oradaki saray hayatına müdahil oluyor. Yaklaşık olarak orada 17 sene geçiriyor. Bu süre zarfında Moğolca'ya da hakim bir konumda oluyor. Yani Moğolca dilini öğreniyor. Ardından o saraydaki ihtişamı, altınları, gümüşleri, batıda olmayan birçok şeyi orada görüyor ve buna çok şaşırıyor. Aradan 17 sene geçiyor. Marco Polo Pekin'de 17 sene geçirdikten sonra tekrar Avrupa'ya dönmeye karar veriyor. Bu yolculuğu yaklaşık 3 sene sürüyor ve Marco Polo İtalya'ya döndüğünde İtalya'da çok karmaşık bir ortam vardı. Skolastik düşüncenin getirdiği karmaşaların yanına bir de şehir devletlerinin birbiriyle olan mücadele eklenmişti. Yani siyasi olarak İtalya epey bir karışıktı. Marco Polo döndükten sonra büyük bir ziyafet veriyor. Ve bu ziyafete de herkesi davet ediyor. O ziyafet sırasında doğudan getirdiği zenginliklerden bahsediyor ve bunları davetlere gösteriyor. Altın paralar olsun, kağıt paralar olsun, baharatlar vesaire bunların hepsini oradaki davetlere gösteriyor. Bunlardan en dikkat çekicisi kağıt para oluyor. Çünkü o zamanlarda batıda böyle bir şey yoktu. Buna insanlar çok şaşırıyor. Marco Polo ise bunun gümüşten daha değerli olduğunu söylüyor. Marco Polo oradaki davetlilere kağıt paranın öneminden bahsederken doğuda herkesin bunu kullandığını, alışverişlerinde bunun geçerli olduğunu söylüyor. Fakat tabii bu oradaki davetler arasında pek bir etki uyandırmıyor. Çünkü o zamana kadar Avrupa'da böyle bir şey yoktu. İnsanlar bunu bilmiyordu. Marco Polo'nun bu söylemleri aslında çok tehlikeliydi. Çünkü orada kağıt parayı çıkartması ticaret ailelerinin işine gelmemekteydi. Zira onlar altın ve gümüşle işlerini yürütüyorlardı. Kağıt paranın ortaya çıkması onların kazancına bir darbe vuracaktı. Bu sebeple de Marco Polo ispiyonlanıyor ve konu mahkemeye kadar taşınıyor. Mahkeme hakimi Marco Polo'nun getirdiği kağıt parayı inceliyor ve ardından Marco Polo'nun söylediklerine inanmayarak kağıt parayı yakıyor ve akabinde yanmış parayı göstererek ben burada gümüş göremiyorum diyor. Ardından Marco Polo ise burada güzel bir cevap veriyor hakime. Gümüşlerin nereye gittiğini bilmiyorum ama diyor 5 kilo gümüşü hangi aptalından bu kadar çabuk kaybettiğini biliyorum diyor. Marco Polo'nun bu söylemleri Avrupa'da ilk başta çok fazla bir etki yaratmıyor. Ve mahkeme hakimi özellikle Marco Polo'nun söylediklerini inkar etmesini istiyor. Ve olay bu şekilde sona eriyor. Peki biz bu hikayeyi nereden aldık? Dursun Ali Yaz Hoca'nın Antik Çağ'dan Geleceğe Para aldı eserinden aldık bu hikayeyi. Dimaş Yayınları tarafından basılan bu eser Şubat ayı içerisinde okuyucuya aktarıldı. Kitabı incelediğimizde kitap genel olarak 348 sayfadan oluşmakta. İçerisinde ara ara resimlerle bulunmaktadır. Bunun dışında Dursun Ali Hoca büyük bir emek harcamış. Bunu kullandığı yerli ve yabancı kaynaklardan görebiliyoruz. Bunun dışında kitabın anlatım tarzı da çok akıcı. Demin anlattığımız tarza birçok anekdot mevcut kitapta. Ve böylece okuyucu para gibi karmaşık konuları çok daha rahat kavrayabilmiş. Yani şahsen ben okurken hiç zorlanmadım. Bunun dışında tabii Osmanlı dönemindeki paranın gelişimlerine çok bahsediyor hoca. Buna hatta detaylı bir şekilde bahsediyor. Ve oradaki kırılma notlarını çok iyi ele alıyor. Bu da Osmanlı Devleti'nin ekonomik yanlarını çalışan araştırmacılara büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Bunun dışında kitabın hemen ilk sayfasında bir uygarlık döngüsü cetveli mevcut. Burada hoca yıl yıl birçok önemli tarihi kısa kısa belirtmiş bu şekilde. Şöyle yaklaşırsak. Böyle bir cetvel mevcut. Onun dışında bu kitabı bize uğraştıran Timaş Tarih ekibine çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.